Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz iki boyutlu kuvvet sistemleri. Şimdi daha önce çözdüğümüz bir problem var elimizde. Bu problemi alternatif yollarla çözeceğiz. Daha önce paralel kenar kuralıyla, sinüs teoremi yardımıyla çözmüştük. Şekildeki R kuvvetini A ve B eksenleri boyunca iki bileşene ayırıp şiddetlerini bulunuz. 800 Newton şiddetinde bir R kuvveti verilmiş, yatay ve sağa doğru. A ekseni yataylı 30 derece açı yapıyor, B ekseni de şekilde görüldüğü gibi 110 derece açı yapan bir eksen. A ve B, R'nin bileşenleri. R bileşke, FA ve FB bileşenler. Bu bileşenlerin büyüklüklerini bulacağız. Doğrultuları verilmiş. Şimdi daha önce bu problemi çözerken şöyle bir paralel kenar oluşturmuştuk. 800 Newton'luk bileşkenin ucundan A'ya ve B'ye paraleller çizerek şu şekildeki paralel kenarı oluşturmuştuk. FA'yı ve FB'yi çizmiştik, şeklini çizmiştik. Ve bu paralel kenarı oluşturan iki tane üçgenden bir tanesini göz önüne alıp sinüs teoremiyle FA'yı ve FB'yi bulmuştuk. Şimdi de alternatif bir yolla, alternatif yollarla iki tane alternatif yoldan bulacağım. FA'yı ve FB'yi bulacağım. Dik bileşenler cinsinden bulacağım. Kuvvetlerin dik bileşenlerini göz önüne alarak problemi çözeceğiz. Ne demek istiyorum? Rx eşittir toplam Fx, R'ye eşittir toplam Fy bağıntılarını biliyoruz. Bu bağıntılar bize ne diyor? Bileşkenin x ekseni üzerine iz düşümü, bileşenlerin x ekseni üzerine iz düşümleri toplamına eşittir. Bileşkenin y üzerine iz düşümü, bileşenlerin y üzerine iz düşümleri toplamına eşittir diyor. Aslında bu x ekseni neresi, y ekseni neresi? Herhangi bir doğrultu. İlle de yatay ve düşey olacak diye bir şey yok. Herhangi bir doğrultu. Bileşkenin herhangi bir doğrultuya iz düşümü, bileşenlerin o doğrultuya iz düşümleri toplamına eşittir. Tabii yönlerinden kaynaklanan işaretleri de göz önüne alarak bu toplama işlemini yapmamız gerekir. Onu da unutmayalım. Şimdi x eksenini seçmemiz, y eksenini seçmemiz lazım. Problemde verilmemiş. Bu eksenleri seçerken mümkün olduğu kadar kuvvetlere paralel veya dik olmasını sağlamaya çalışırız. Burada da öyle yapalım. İlle de her zamanki yaptığımız gibi yatay ve düşey seçmek zorunda değiliz. Fakat burada yatay ve düşey seçmek uygun gözüküyor. Dolayısıyla burada da yatay ve düşey seçeceğim. X eksenini 800 Newton'luk bileşke kuvvetle çakıştıracağım. Yani burada zaten kuvvetlerden hangisiyle çakıştırsak yine de diğerleriyle açı yapıyor. Dolayısıyla bir tanesiyle çakıştırabiliyoruz. Ben de R ile bileşkeyle çakıştıracağım. X eksenini bileşkeyle çakıştıracağım. Yatay ve sağa doğru seçeceğim. Sağa doğru pozitif. Y ekseni de ona dik ve yukarıya doğru pozitif olsun. Bu şekilde seçelim eksenleri. Bu takdirde B bileşeni, FB kuvveti Y ekseninin negatif tarafıyla 20 derece açı yapar. Çünkü o açı 110 derece ise 90 artı 110 yapar. Daha doğrusu 110 eksi 90, 20 yapar. O açı 20 derecedir. Onu da görüyoruz. Şimdi denklemleri yazmaya başlayalım. Rx eşittir toplam Fx denkleminden bir denklem elde edelim. Bilinmeyenleri bulacağımız bir denklem elde edelim. Rx eşittir toplam Fx. Yani Rx eşittir Fax artı Fbx. İki tane bileşen var. Onların x'e iz düşümlerini toplayarak Rx'e eşitleyeceğiz. R'nin x'e iz düşümünü yazalım. R kuvvetini x ekseniyle çakıştırdık. Dolayısıyla iz düşümü kolayca bulunur. Kendisine eşittir. Yönü de pozitiftir. Sağa doğru olduğu için x ekseninin sağ tarafını pozitif seçtik. Dolayısıyla Rx eşittir 800 Newton'dur. FA'nın x bileşenini bulalım.
FA kuvvetini x eksenine iz düşürüyoruz. Dik iz düşümünü buluyoruz. FAx şekildeki gibidir. FA ile FAx arasındaki açı 30 derecedir. Dolayısıyla FAx, FA çarpı kosinüs 30 derecedir. Pozitif yöndedir. Pozitiftir. FAx eşittir FA çarpı kosinüs 30 derece. Geçelim FB'ye. X'e iz düşümünü bulalım. FB'nin iz düşümü de şekilden görülüyor. Negatif yöndedir. FB'nin y ekseniyle yaptığı açıyı biliyoruz. X ekseniyle yaptığı açıyı da bulabiliriz ama gerek yok. Bu 20 dereceyi kullanarak da FBX'i yazabiliriz. FBX, FB çarpı sinüs 20'ye eşittir. Fakat negatif yöndedir. Dolayısıyla o eksi işaretini biz yazmayı unutmayacağız. Kendimiz yazacağız. Çünkü şekilden de görülüyor. FBX negatif. FBX eşittir. Eksi FB sinüs 20 derece. Evet. Bunları topluca yazalım. Bir tane denklem elde etmiş olduk. 800 eşittir. FA kosinüs 30 eksi FB sinüs 20. Burada iki bilinmeyen var. Dolayısıyla bu denklemden henüz daha aradığımızı bulamıyoruz. İki bilinmeyen için bir denklem yetmez. Ama iki bilinmeyen için bir denklemimiz olmuş oldu. Şimdi ikinci denklemi arayalım. İkinci denklemi yazalım. Onu da nereden yazacağız? R'ye eşittir. Toplam FY bağıntısından elde edeceğiz. R'ye eşittir. Toplam FY bağıntısını yazalım. R'ye eşittir. FA'ya artı FB'ye kuvvetlerin Y bileşenlerini topluyoruz. R'nin Y bileşenini yazalım. R kuvveti X eksenine paralel, dolayısıyla Y'ye dik. Dolayısıyla Y'ye iz düşümü 0. R'ye 0. R'nin 0 olduğunu şekilden de görüyoruz. Eksene dik. Geçelim FA'ya. FA bileşeninin Y bileşeni, Y'ye iz düşümü, Y'ye dik iz düşümü, FA'y pozitif yöndedir ve sinüs 30 ile çarparak bulunur şekilden de görüyoruz. Karşı dik kenar, 30 derecenin karşısındaki dik kenar FA'y. Dolayısıyla FA'y eşittir FA çarpı sinüs 30 pozitif. FB'ye geçelim. Ve FB'nin Y bileşenini yazalım. O da şekilden görüyoruz negatif. FB'ye eşittir. Eksi FB kosinüs 20 derece. Evet FB'yi de yazdık. Artık bunu topluca yazalım. İkinci denklemimizi elde ettik. Sol taraf 0. 0 eşittir. FA sinüs 30 eksi FB kosinüs 20 derece. Bu da ikinci denklem. İki bilinmeyen için iki denklemimiz oldu. Artık bu denklemleri ortak çözerek aradığımız iki bilinmeyeni bulabiliriz. Bu iki denklemden FA eşittir 1170 N, FB eşittir 622 N sonucunu elde ederiz. Bu denklemleri ortak çözerek bu sonucu bulabiliriz. Geçelim diğer alternatif yola. Şimdi ne dedik? Rx eşittir toplam fx. X eksenini istediğimiz gibi seçebiliriz. Keyfi olarak seçebiliriz dedik. Öyle bir x ekseni seçelim ki elde ettiğimiz bağıntıda sadece fa bulunsun, fb yer almasın. Dolayısıyla o denklemden direkt olarak fa'yı bulalım. Daha önce yaptığımız gibi denklemleri ortak çözmeye gerek kalmasın. Şimdi bu dediğimi yapmaya geçelim. FB'nin yer almaması için yazacağımız denklemde FB'nin yer almaması için FB'ye dik olan bir x ekseni belirleriz. Şekilde gösterdim. FB'ye dik doğrultuyu x ekseni olarak belirledim. X ekseninin pozitif tarafını da kuvvetlerin x üzerine iz düşümleri pozitif olsun diye sağ tarafa doğru seçtim. Bunu isteyen sol tarafı da pozitif olabilir ama bir şey değiştirmez ama
Böyle seçmek daha mantıklı, daha iyi bir fikir. Şimdi Rx eşittir toplam f(x)'i bu duruma göre yazalım. Seçtiğimiz x eksenine göre yazalım. Rx eşittir f(a)x artı f(b)x. f(a)'nın izdüşümü var ama f(b)'nin izdüşümü yok. Çünkü x eksenini ona göre seçtik. f(b)'nin izdüşümü olmasın diye çalıştık. Olmamasına çalıştık. Böylece f(b)x 0 oldu. Şimdi burada x eksenini fb'ye dik seçtik. Dolayısıyla 110 dereceden 90 dereceyi çıkarınca r kuvvetiyle x ekseni arasındaki açı 20 derece olur. R'nin izdüşümü aradaki açı 20 derece olduğu için 800 kosinüs 20. F'nin izdüşümü de aradaki açı 30 artı 20, 50 derece. F'a çarpı kosinüs 50 derece. Yani böylece F'nin izdüşümü ile R'nin izdüşümü birbirine eşittir. Şekilden de görüyoruz, elde ettiğimiz bağıntıdan da görüyoruz. Bu doğrultuya F'nin izdüşümü R'nin izdüşümüne eşittir. Çünkü FB'nin izdüşümü yok. Evet, buradan F'yi direkt olarak buluruz. 800 kosinüs 20 eşittir F'a çarpı kosinüs 50 ve F'yi buradan çekersek, bulursak F'a eşittir 1170 Newton buluruz. Geçelim FB'yi bulmaya. Yine benzer yolla bulacağız. Ne yapacağız? Yazacağımız denklemde F'a yer almasın. Sadece FB yer alsın ve oradan direkt olarak FB'yi bulalım. Yani x eksenini bu sefer F'a'ya dik seçeceğiz. F'a kuvvetine dik olan doğrultuyu x ekseniyle çakıştıracağız. Şekildeki gibi x eksenini seçtim. Aşağı tarafı pozitif taraf seçtim. Çünkü kuvvetlerin x'e izdüşümleri pozitif olur böyle olunca. Daha iyi bir fikir. İsteyen yukarı doğru da pozitif seçebilir, kendi bilir. Bu durumda R ile bu x ekseni arasındaki açı 60 derece. Çünkü x ekseni F'ye dikse 30 dereceye 60 derece daha ekleyerek ancak 90 derece elde edebiliriz. F'a ile x ekseni arasındaki açı 90 derece ise, F'a ile R arasındaki açı da 30 derece ise o zaman bu açı 60 derecedir. Geriye kalan da 110'dan 60'ı çıkarırsak 50 derecedir. Aşağıdaki soldaki açı da FB ile x ekseni arasındaki açı da 50 derecedir. Bunların böyle olduğunu görüyoruz. Evet, bu seçime göre yazalım şimdi Rx eşittir toplam Fx bağıntısını. Şimdi Rx'in izdüşümünü yazalım. Rx aradaki açı 60 derece, kosinüs 60. 800 çarpı kosinüs 60. Fx 0 çünkü x eksenini f'ye dik seçtik. Fbx de fb çarpı kosinüs 50 derece. Yani burada da r'nin izdüşümü r'nin x bileşeni fb'nin x bileşenine eşittir. F'nin x bileşeni yoktur. Evet, buradan da fb'yi direkt olarak buluruz. 800 kosinüs 60 eşittir fb çarpı kosinüs 50. Fb eşittir 622 Newton sonucunu elde ederiz. Bu problemde bu kadar. Hoşça kalın.